15 Temmuz darbe girişiminin en kritik unsurları. 30 Temmuz 2016'ya bugüne, bu cumartesi gününe yansıyan en kritik unsurlarını alt alta koyduk. Şimdi bir 15 Temmuz gecesine dönelim. Meclisten yükselen bir sesi hatırlayalım. Sonra Ankara stüdyomuza döneceğiz. Yani uçak sesleri var, çatışma, silah sesleri geliyor, bomba sesleri geliyor ama şu anda bir parlamentoya geldik. Geliyor arkadaşlarımız. Bütün imkanları kullanarak meclise gelmeye çalışıyorlar. Burada siyasi parti ayrımı yapmadan milletin vekilleri olarak birlikteyiz. Çok sayıda arkadaşımız sabaha kadar da meclisi bekleyeceğiz. Bu arada sizin aracılığınızla da ulaşamadığımız milletvekili arkadaşlarımıza, hangi partiden olursa olsun bütün siyasi partideki milletvekili arkadaşlarımıza, bağımsız milletvekillerine çağrı yapıyoruz. Parlamentoya gelsinler. Bugün milletvekilleri milletin iradesine mecliste sahip çıkarlarsa Türkiye'de buna dönük darbe girişimlerine bir daha fırsat vermeli. Millet olarak tankın üstüne çıkma zamanıdır şimdi. Millet olarak tankların üstüne çıkma zamanı demiş olan o gece bombalanan, saldırıya uğrayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan Ankara stüdyosunda konuğumuz. Sayın Tezcan, hoş geldiniz. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Millet olarak hepimize geçmiş olsun. Bu arada CNN Türk'ü, sizi, diğer bütün yayın kuruluşlarında o gece yayın yapan ama özellikle de CNN Türk'ün o gece bütün baskılara rağmen yaptığı büyük gazetecilik ve demokrasi mücadelesini, gazetecilik olayında medya, sorumlu medya yayıncılığı olayını, özgürlüğe, demokrasiye sahip çıkma konusundaki kararlılığınızı da ayrıca kutluyorum. Bu arada 8 şehidimiz var, siz de söylediniz, evet. Çukurca'da başımız sağ olsun bütün milletimizin ve bir an önce bu tablodan çıkmamızı arzu ediyorum. Millet olarak 15 Temmuz'daki beraberliğimizi bundan sonra her türlü teröre karşı mücadelede de sürdürmemizi arzu ediyorum. Sayın Tezcan, şimdi evet, soruşturmalar devam ediyor. Buna dair bir soruşturma izleme heyeti de kurdunuz. Bütün onlara geleceğim ama hiç kimse 15 Temmuz sabahını özlemiyor, özlemeyecek. Sadece şehitlerimiz, şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, işte o noktada da büyük acılar yaşadık. Fakat geldiğimiz noktada çok ciddi bir uzlaşma rüzgarı esiyor. Buradan başlayarak değerlendirmenizi rica edeceğim. 15 Temmuz sabahından bugüne, 30 Temmuz 2016'ya gelinen süreçte, dün en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evet, ki hem Başbakan Binali Yıldırım hem Cumhurbaşkanı hemen hemen her değerlendirmelerinde siyasi partileri, sizleri, o gece orada nöbet tutan bütün milletvekillerini ve siyasetin bir tümüyle teşekkür ediyor, bir mesajı var ve gündeme gelen önerileri de, evet, hep muhalefet kabul ederse diyerek ortaya koyuyor. Ona da döneceğim. Genelkurmay, evet, Başkanlığı'nın MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması önerisini de Cumhurbaşkanı eğer muhalefet kabul ederse dedi. Çünkü bir anayasa değişikliği gerektiriyor dedi ama bu uzlaşma tablosu değerlendirir misiniz lütfen? Tabii arzumuz uzlaşma tablosunun devam etmesidir. Siyasette uzlaşma dili ve uzlaşma kültürünün hakim olması demek, tartışmanın ortadan kalkması demek değildir. Farklı düşüncelerin ifade edilmesini ortadan kaldırmak demek değildir. Onun daha güzel, uygar, siyasete ve siyasetçiye yakışan bir üslupla tartışılması demektir. Farklı düşüncelerimiz olacak. Bundan sonra da onları tartışacağız ama tabii bu üslup herhangi bir konuyu dayatmaktan ziyade muhalefetin de kabul etmesi halinde diye demokrasinin olması gereken kuralları içerisinde bir üslubun yerleştirilmesi gerçekten çok önemli. Ben o geceden yola çıkarak tankın üstüne çıkan milletimize, meydanlara inen halkımıza, darbeye karşı direnen siyasi parti genel başkanlarına, hükümete, cumhurbaşkanlığı makamına, sayın cumhurbaşkanına, herkese bu darbeye karşı cesaretle direnen, kararlılıkla karşı koyan herkese
herkese teşekkür ediyorum. İşte o gece Türk siyasetinde belki de uzun zamandan bu yana özlediğimiz bir uzlaşma dilini ve kültürünü oturtmamızın da ilk fırsatı olduğu olabilir. Eğer yaşatmayı başarırsak ve başaracağımıza da inanıyorum. Bu konuda kararlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Sayın Tezel, bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Evet. Darbeciler biliyorsunuz yani 40 yıldan bu yana bu bir darbenin merkez örgütü belli. Fethullahçı terör örgütü. Devletin her kurumunu ele geçirmeye, silahlı kuvvetleri ele geçirmeye çalışmış ve fırsat buldukça siyaset kurumunu kontrol ederek, siyaset kurumundan da yararlanarak devlette yuvalanmaya çalışmışlar. Geldiğimiz noktanın vahameti 15 Temmuz akşamı herkes tarafından açıkça görüldü. Şimdi onun için biz geçmişte şu oldu tartışmasını mümkün olduğunca yapmamaya çalışıyoruz. Uzlaşma yoluyla yarına bakabilmek ve gelecekte bu problemi birlikte aşabilmek için. Şimdi darbecilerin bir beklentisi vardı. Bunu gözden uzak tutmayalım. 15 Temmuz öncesi Türkiye'de siyaset çok ciddi ölçüde kutuplaşmıştı. Büyük ölçüde toplumda ve siyaset kurumunda çatışma dili hakimdi. Darbeciler tahmin ediyorum, İnanıyorum ki şuna çok güvendiler. Siyasetteki bu kutuplaşma ve çatışma dili darbe sonrasında kendileri için önemli bir destek unsuru olacağını zannettiler. Bu kutuplaşma dilinde özellikle iktidarda kendisine yer bulamadığını hisseden toplum kesimlerinin kendilerine destek vereceği inancıyla hareket ettiler. Ama ne büyük mutluluktur ki halkımız siyasi parti düşünce, görüş ayrımı yapmaksızın darbecilerin bu umudunu boşa çıkardı. Ve dedi ki bir dakika, biz kendi içimizde ne kadar tartışırsak tartışalım, bu tartışma kutuplaşma noktasına bile gelmiş olsa biz demokrasiye sahip çıkma konusunda el ele veririz, birlikte oluruz ve sana karşı çıkarız dedi. İşte bizim siyaset olarak şimdi yapmamız gereken şey yeni bir siyaset dili, yeni bir siyaset kültürünü yerleştirmemiz, oluşturmamız gerekiyor. Bunun temelinde de cesaretle tartışan, olgunlukla tartışan ama kutuplaşmadan, toplumu ve siyaseti kutuplaştırmadan tartışmayı bir zenginlik gören siyaset üslubu. Umarım bundan sonraki süreci de bu şekilde yürütebiliriz. Evet, Sayın Tezcan, çok önemliydi yaptığınız tespit. Şimdi bir yandan bu birliğin, bütünlüğün korunması noktasında Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok büyük bir özeni olduğunu biliyoruz. Bir yandan da çok daha yoğun bir fikir teatisi süreci var değil mi? Genelde yani bayağı bir kopuk gidiyordu. Baktığımız o ciddi kutuplaşma dediğiniz noktada liderler ancak kürsüler vesilesiyle birbirlerine mesajlar gönderiyorlardı. Şu anda Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Başbakan Binali Yıldırım arasında temas olduğunu biliyoruz. Hatta o gece sizin grup başkan vekillerinizin İlk haberi AK Parti Grup Başkan Vekillerine veren siyasiler olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da yani bu uzlaşma sürmeli diyorsunuz. İletişim kanalları da şu anda açık diyebilir miyiz tam anlamıyla? Yani önemli ölçüde açık olduğunu görüyoruz ama tabii biraz daha bunun olgunlaşmaya ihtiyacı var. Biraz önce programın başında da söylediniz. Mesela bir izleme heyeti kurduğumuzdan bahsettiniz. Evet. İsterseniz hemen bununla bağlantılı olduğu için o noktayı söyleyeyim. Bakın biz bu süreç içerisinde bütün sürecin hukuk içerisinde yürümesi, özellikle hesaplaşma sürecinin, hesap sorma sürecinin darbecilerden hukuk içinde kalması gerektiğini söyledik. Hükümet çevreleri de bunu söylüyor. Önemli olan bunun hayata geçirilebilmesi. Biz hiçbir zaman bu ölçüde operasyonların yapıldığı, bu noktada Türkiye'nin böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldığı bir durumda tabii ki soruşturmalar sırasında bazen gözden kaçan, hukuka aykırı, sonradan düzeltilebilecek, fark edilmeyen yanlışlıklar olabilir. Bunların düzeltilmesi gerekir. Biz bir siyasi fırsatçılıkla her şeyi çıkıp yani bu şurada şu oldu, burada bu oldu diye bu süreçteki muhtemel olumsuzlukları bir siyasi fırsata dönüştürüp de buradan bir propaganda üretme niyetinde değiliz. Böyle de olmadık. Bu izleme heyetini kurarken de özellikle şu çerçevede bakıyoruz. Hakikaten bunlar olağanüstü dönemlerdir ve bu olağanüstü dönemler içerisinde yapılan uygulamalarda kişilerin hak ve hukuklarının ihlal edilmesi, kurunun yanında yaşında yandığı, gerçekten sorumlu olmayanların da sorumlu gibi haksızlığa uğradığı işlemler olabilir. Biz bu izleme heyetiyle özellikle
bu müracaatları mümkün olduğunca kendi çabamızla da gözden geçirerek, bir süzgeçten geçirerek bunu kamuoyuyla paylaşıp da bir propaganda aracına dönüştürmek yerine iktidarla, hükümet yetkililerle paylaşıp bu haksızlıkların hızla giderilmesi konusunda özen gösteriyoruz. Bu çalışmamızın temeli, özü de bu. Şimdi böyle baktığımızda bugüne kadar gelen şikayetleri şöyle toparladığımızda hem sizin yayınınızın da açısından da bir böyle bir fırsatı yakalamış oluruz. İlk defa bu kurulla ilgili bazı açıklamaları da sizin yayınınızda yapma imkanı bulacağız. Evet. Şimdi mesela gözaltı ve tutuklamalarla ilgili gelen şikayetlerin bir kısmını söylüyorum. Bunu hükümetle paylaşıyoruz. Gözaltı ve şikayetlerle ilgili gelen şikayetlerde bir an önce er ve askeri öğrencilerin işlemlerinin tamamlanıp sorumlu olanların işte yargı mercine sevk edilecek sevk edilmesi ve diğerlerinde bir an önce salıverilmesi talebi beklentisi var. Şimdi dünden bu yana bunu paylaştık, bu gelen şikayetleri. Dünden bu yana yoğun biçimde sayılar artarak er ve askeri öğrencilerin işlemlerinin tamamlanmaya başladığını görüyoruz. Bu sevindirici. Kalanların da hızla tamamlanmasını bekliyoruz. Bir başka önemli konu ailelerin haber almaları konusunda sıkıntılar yaşanıyor. İster suça karışmış olsun, ister karışmasın. Haber alma hakkı ve görüşmeleriyle ilgili problemlerin bir an önce çözülmesi lazım. Nerede çocuğumuz, nerede işte yakınımız, hangi durumda, neyle isnat ediliyor? Bunları bilmeleri hakkı. Bununla ilgili bazı ciddi aksaklıklarla ilgili şikayetler geldi. Onları paylaşıyoruz giderilmesi için. İşkence ve kötü muameleye ilişkin şikayetler var. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Zaten hükümet çevreleri de kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Bununla ilgili uygulamalara derhal önlem alınması lazım. Ve bir başka önemli noktada savunma hakkının etkin kullanımı. Yani avukatların ilgili itham altındakilerle görüşüp savunma hakkını etkin kullanabilmelerinin sağlanması gerekiyor. Açığa alma ve ihraçlarla ilgili kamuda çok yoğun bazı şeyler var, şikayetler var bize gelen, tespit ettiğimiz. Bunları da hükümetle paylaşıyoruz. Mesela yelpazenin çok geniş tutulduğu, bu açığa alma kamu görevlerinin ve ihraçta yelpazenin çok geniş tutulduğu şeyleri var, şikayet. Yani diyor ki bir bankayla işlem yaptığımız için, ev kredisi aldığımız ya da o bankadan ödeme yaptığımız için açığa alınıyoruz diyor. Bunların önemli ölçüde dikkate alınması lazım. Veya işte güçlü karineler var. Terör örgütü üyesi olmayacağına ilişkin nedir? Önceki gün geldi bu. İşte Eğitimsen sendikasının üyeleri, 85 kişi bize gelen rakam. Eğitimsen sendikasının bu yapıyla herhangi bir şekilde bir teması olmaz. Güçlü karine bunların toplandığı, alındığı düşünceleri var. Özellikle üniversitelerde ve belediyelerde bu olağanüstü halde çıkan kararnameleri fırsata çevirme girişimlerine ilişkin ciddi şikayetler var. Mesela bir belediye, ismini vermeyeceğim, bir belediye bu sebeple, bunu fırsat bilerek personeli işten çıkarıp yeni kendine yakın kadroları alabilmek üzere toplu işten çıkarmalar yaptığına ilişkin şikayetler geldi. Bunların takip edilmesi lazım. Mal varlıklarına el konulması ve okullarla ilgili mesela 30 Ağustos'ta özel okullar eğer açılışını yapamazsa öğrenci kabul edemeyecek. Bu okullarla ilgili isim benzerliğine dayalı kapatmalar ya da işte durdurmalar var. Bunların bir an önce çözülmesi lazım. Okulların isimlerini vermiyorum. Yani mesela o kadar çok şikayet geliyor ki ya bu şu okulun mümkün değil diyor. Okula gönderilen öğrenciye göre veya isim benzerliği ya da ticari rekabete dayalı ihbarların değerlendirildiğini görüyoruz. Bunlar önemli. Muhalif paylaşımlarla ilgili çok sayıda sanki bir sürek avı uygularcasına soruşturmalar açıldığını ve sosyal medyada yaptığı muhalif paylaşımlar nedeniyle insanların derhal tutuklandığını görüyoruz. Hakimlerin de ben tutuklamazsam ya da savcıların tutuklamaya sevk etmezsem ben de terör örgütü üyesi olarak yaftalanırım kaygısıyla aslında inanmadıkları halde tutuklama kararları verdiklerini görüyoruz. Biraz önce söylediğiniz Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda mesela bir başka pencere açtı. Önemlidir söylediği şey. Bir adım atma açısından da önemlidir. Diyor evet. ki ben vazgeçeceğim bir kereye mahsus şikayetlerimden. Evet. Mesele sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın şikayetleriyle ilgili olanlar değil.
Diğer paylaşımlar da ihbar ediliyor. Mesela demiş ki vatandaş, ya demiş, iyi de bunları siz yerleştirdiniz. Bakın bunu biz söylemiyoruz ama birisi demiş diyebilir. Bu ifade özgürlüğü kapsamında şeylerdir. Hakimlerin de bu konuda daha rahat hareket edebileceği bir ortamın sağlanmasına fayda var. Son olarak hükümetten talep ettiğimiz, bunları birebir de talep ediyoruz. Bu bölümü de tamamlamış olayım bu çerçevede. Son olarak hükümetten talep ettiğimiz, tek bir merkezden müracaat imkanı sağlansın, vatandaşa da duyurulsun. Bütün bu problemler hükümete bir merkezden müracaat edip takip edebilirse, vatandaş nereye gideceğini bilmiyor, çocuğu ya da yakını kayıp nereden ulaşacağım, hangi yöntemi izleyeceğim, ne olur diye soramıyor. Bu konuda hükümet bir merkezden bilgilendirme ve müracaat merkezi kurarsa çok daha sağlıklı olur. Son bağlıyorum bu bölümü. Şunun için anlatmıştım, girmiştim bu bölüme. Biz bu meseleyi, hani bu kanallar açık mı dediniz. Şimdi şu ana kadar aldığımız bu bilgileri hükümetle, bakanlıklarla, başbakanlık müsteşarlığıyla paylaşıyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim memnuniyetle. Bugüne kadarki temaslarımızda olumsuz, hayır bizimle temas etmek istemeyen bir yapı gördük diyemem. Yani teşekkür ediyorum bu noktada da. Bunun da devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü bir an önce normalleşmemiz lazım. Eğer bir an önce normalleşemezsek, bir an önce hukuk sınırları içerisinde bu işi çözemezsek yeni başka sıkıntılar doğabilir. İktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyaset kurumu ve devlet organları hızla normalleşmeye, geçmeye katkıda bulunmamız lazım. Sayın Tezcan, bu noktada siyaset cephesinde tam bir fikir birliği var. Ne hususunda? Fethullah Gülen hususunda. Şimdi böylesi gözler önünde yaşanan bir tablo var, değil mi? Yani yapılan muamele ortada. Silah kullanılması, tankların, işte jetlerin, helikopterlerin kullanılması ve her gün bir başka hakikaten yürek dağlayan, infial yaratan görüntü ulaşıyor. Silahlı bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bu ortada. Ve çok kuvvetli şüphe var. İftiralar, itiraflar var. O itiraflara bakıldığı zaman giden nokta Fethullah Gülen, bunun iadesi. Burada bir gerilim yaşıyoruz. Bir de bunun üzerine ABD'li generaller cephesinden gelen açıklamalar bu gerilimi de iyice tırmandırdı. İşte ya bizim terörle mücadelemiz var, biz burada IŞİD'le mücadele ediyorduk, orada bizim asker muhataplarımız vardı, şimdi onların bir kısmı tutuklu ve bir kısmı gözaltında, biz ne yapacağız gibi son derece sert tepki gördü. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 50 şehit verilen Gölbaşı'ndaki o özel harekat merkezinde çok net çağrı yaptı. Fethullah Gülen'in bu tablo, bu açık tabloda mutlaka iade edilmesi gerekir ki sağlıklı bir soruşturma yapılabilsin. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu suç, bu vahim tehlike bertaraf edilebilsin. Siz Amerika'dan gelen değerlendirmeleri nasıl görüyorsunuz? Yarın apar topar ABD Genelkurmay Başkanı geliyor. Çünkü o generallerin sözlerine haklı olarak Ankara'dan son derece sert tepkiler geldi. Biz derdimizi anlatamıyor muyuz? Yoksa anlama noktasında bir sorun mu var? Şimdi Saynur Hanım, bizim derdimizi anlatma konusunda zaman zaman sıkıntılarımız olabilir. O başka bir şey. Ama hiç anlatamasak bile 15-16 Temmuz akşamı yaşananlar ve bugün bu tablo hiçbir şey bilmeyenin bile baktığı zaman okuyup anlayabileceği bir tablodur. Yani Amerikalılar, Amerikalı yetkililer iki kez düşünüp bir kez konuşmak zorundalar. Yani bugün Fethullah terör örgütünün başındaki kişi Fethullah Gülen yıllardan bu yana Amerika tarafından korunuyor, kollanıyor ve bir iade problemi var. Şimdi siz kalkıp da böyle bir tablo içerisinde iade meselesini yorgunu yokuşa sürecek şekilde şu veya bu bahanelerle ertelemeye ya da iade etmemeye dönük ya da iadeyi etkisizleştirmeye dönük yöntemlere saparsanız ciddi biçimde bir sıkıntı olur uluslararası ilişkilerde. Böyle bir şey olur mu? Türkiye hiç kimsenin şamar oğlanı değildir. Herkes Türkiye ile ilişkilerinde dikkat edecek. Tabii ki uluslararası ilişkiler bir saygı temelinde kurulur. Buna dikkat etmesi lazım. Ama o saygı tek taraflı değildir. Türkiye'ye de saygı duyacaklar. Yani şimdi bir Amerikalı komutan çıkıyor, çok affedersiniz, çok densiz bir ifadeyle Türkiye'de bu terör örgütü, bu çetenin başında halka silah sıkan, darbe girişiminde bulunan ve siyaset grubuyla halkın ortak
mücadelesiyle püskürtülmüş olanları biz bunlarla temas halindeydik deyip araya bir de IŞİD'le mücadeleyi sıkıştırıyor. Biz IŞİD'le mücadele ederiz. Biz bölücü terörle, dinci terörle, her türlü radikal terör hareketleriyle mücadele ederiz. Bunun için ayrı ekstra bir akıl vermeye gerek yok. Bu konuyu en fazla sıkıntısını çeken de biziz. Yapmaları gereken şey bir an önce kendi üzerlerine düşeni yapmalarıdır. Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi şarttır. Yani bir başka ülkeye de değil, esas olan Türkiye iadesidir. Mutlaka bu hukuk içerisinde olacak. Amerika'nın kendi hukuk sınırları içerisinde değerlendirme yapacak. Ama yaşadığımız tabloya bakın. Yani Türkiye hiçbir demokrasiye inanan ülke böyle bir tabloda iadeden vazgeçemez. Bir başka nokta, bir gazeteci geldi bir Amerikan gazetesinden röportaj için. Ona söylediğim sözdür. Yani buna benzer şeyler söylediği zaman çok net bir şey söyledim. İkiz Kuleler vurulduğu zaman Amerika hangi noktadaysa Türkiye bugün o ruh halindedir. O tablodadır. Belki daha fazlasıdır. Onun için bunlara dikkat etmek gerekir. Hele de kendi içerisinde bunu yaşadıktan sonra bütün dünyadaki konsepti kendi anlayışına göre yeniden tarif etmeye kalkan Amerika'nın Türkiye ile ilgili bu noktada bir söz söylerken iki kere düşünüp bir kere konuşması gerekir. Genelkurmay Başkanı'nın Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'ye gelmesi önemlidir. Ama en az onun kadar önemli olan bir başka şeyin daha yapılması lazım. Yapıldı mı bilmiyorum. Belki ben takip edememişimdir. Bu sözü söyleyen komutanlarla ilgili kendi içlerinde yapmaları gerekeni yapmak ve onlara da gerekli dikkati çekmek zorundadır Amerika yetkilileri. Sayın Tezcan, öyle bir hani hesaba çekilme veyahut da bir düzeltme olmadı. Genel bir değerlendirme olmadı. Hani bu maksadını aşan bir beyandır gibi düzenleme açıklama gelmedi ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan, ama söz konusu açıklama yapan CENTCOM komutanı yanlış anlaşıldım. Darbecilerle ilgim olduğunu söylemek son derece yanlıştır, kabul edilemez falan gibi kendi kendine bir açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı geldiği zaman ABD Genelkurmay Başkanı daha net olarak görmüş olacağız sizin de işaret ettiğiniz o düzeltmenin gelip gelmeyeceği noktasında. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu sistemin darbe üretmemesi için alınması gereken tedbirler, bu uzlaşma ortamı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanlığı ve MİT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanması konusunda bir düzenleme tabii dedi muhalefet, eğer kabul ederse bu uzlaşma ikliminde kurulabilecek noktada bir cümleydi. Ona tepkili olduğunuzu biliyorum. Ona dair bir görüşünüzü rica edeceğim tekrar. Bir de kış kışlaların, ki bu çok uzun süredir tartışılıyordu, biliyorduk, şehirler içinden kışlaların bu şehir dışına alınması. Şehirler aslında çok şehir dışında dediği noktalardaydı kışlalar, ama şehirler öyle bir büyüdü ki tam ortasında kaldı. Bunların şehir dışına alınma planı konusunda dün Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları vardı ve Akıncıların kapatılması. Bunu da değerlendirirseniz çok seviniriz. Kışlaların şehir dışına alınması zaten özellikle kentleşmenin bu noktaya geldiği tabloda önemlidir. Yani yapılması gereken bir uygulamadır. Kapatma meselesine gelince tabii Akıncı Üssü kapatılabilir. Oradaki pozisyon hükümetin değerlendireceği bir konudur ama darbe girişimine karışmış kurumları kapatmayı bir önlem olarak, bir yöntem olarak yerleştirmek çok ciddi, önemli ölçüde çözüm olduğunu düşünmüyoruz. Esas olan buna neden olan işleyişi ve kurumsal yapıyı yeniden gözden geçirmek. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu kadrolaşma, bu yapının kadrolaşması ve yerleşmesi çok uzun soluklu bir mücadeleye dayanıyor ve ne yazık ki siyaset kurumunun desteğini aldılar. Son dönemde çok hızlı yerleşmeye başladılar komuta kademesine yükselişlerinde ve bunların özellikle kumpas davalarıyla, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi davalarla silahlı kuvvetlerin içerisindeki doğal komuta kademesinin yükselişi ve doğal zinciri kırarak kendilerine yer açtıklarını biliyoruz. O zaman ne yazık ki buna karşı verilmesi gereken mücadelede etkili ve başarılı bir sınav verilemedi. Şimdi bundan sonrasına dönüp bakalım. Burada özellikle
bu önlem konusunda darbelerin bir daha yaşanmaması için liyakat sistemini yeniden kurmak zorundayız. Bakın 10 maddelik Taksim Manifestosu bu konuda çok önemli bir açılım yaptı. Yani Sayın Genel Başkanımızın okuduğu Taksim Manifestosu nasıl bu yapıyla mücadele edip demokrasiye bir daha müdahalenin olmayacağı tabloyu nasıl yaratacağımızın ipuçları Taksim Manifestosu'nun içindedir. Burada devlette liyakat düzenini yeniden koymamız lazım. Devletin teslim alınacak bir makam değil, devletin kurum değil, devletin yönetilecek bir kurum olduğunu bilmemiz ve buna göre hareket etmemiz lazım. Devleti ele geçirme ve kadrolaşma sevdasından siyaset kurumunun vazgeçmesi lazım. Burada bir başka önemli nokta, devlet egemenliğinin hangi cemaat olursa olsun cemaatler eliyle paylaşılması en önemli tehlikedir. Başka bir önemli nokta, ortak paydamızı iyi bileceğiz. Bizim ortak paydamızın 15-16 Temmuz'da parlamenter demokratik sistem olduğu, ortak paydamızın özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği kurucu iradeyi temsil eden demokratik, sosyal, laik hukuk devleti anlayışı olduğu, bizim modernleşme, cumhuriyet modernleşmesinin ve laikliğin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Bunlara sarılacağız. Bunlar bizim ortak noktalarımız. İnanç özgürlüğünün de güvencesi bu. Devlet sisteminin, demokrasinin de güvencesi bu. Bir başka konu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önerisine gelince. Bir öneridir tabii. Biz bunu uygun bulmuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da tartışılsın diye bu öneriyi getirmiş. Biz bunu uygun bulmuyoruz. Şundan dolayı uygun bulmuyoruz. Bakın, yaşadığımız tecrübeye bakalım. Şu anda Genelkurmay Başkanı da, başkanlığı da, BİT Müsteşarlığı da başbakanlığa bağlı. Evet. Bizim parlamenter sistemimizde hükümetin başı başbakanlık ve sivil bir kurum. Yani başbakanlık askeri bir kurum değil. Zaten Genelkurmay ve MİT Müsteşarlığı bu çerçevede başbakanlığa bağlı. Ama buna rağmen haber vermedi. Yani bunun için nereye bağlı olduğunun bir önemi yok. Haber verip vermemesi konusunda, istihbarat konusunda. Bir başka önemli konuyu hemen tamamlayayım. Biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'na hukuken bağlı olmasa bile MİT Müsteşarı'nın fiilen ya da gönülden ya da mesai arkadaşlığından kaynaklanan bir özel bağlılığı olduğunu da biliyoruz. Mesela milletvekili adayı dahi olmuşken geri döndü Cumhurbaşkanı itiraz ettiği için. Evet. Bu çerçevede buna rağmen MİT Müsteşarı aldığı haberi Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a bildirmiyor. O yüzden çözüm buraları Cumhurbaşkanlığı'na bağlamak değildir. Hatta Genelkurmay Başkanlığı'nı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlayıp bağlamama meselesini konuşmamız gerekir. Daha fazla sivilleşme açısından baktığımız zaman Bakanlar Kurulu içerisinde. O yüzden bize göre uygun bir öneri değildir bu. CHP Genel Başkanı. Bir son bir hatırlatma yapayım, müsaade edip kapatacaksınız herhalde. Evet efendim. Bir son çağrı vatandaşlarımıza, darbeye karşı demokrasiyi savunmak için beraberlik mitinglerimiz sürüyor. İstanbul'da yaptığımız mitingin ikincisini İzmir'de 4 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da Gündoğdu Meydanı'nda yapacağız. Bütün vatandaşlarımıza, herkese açık çağrımızdır. Sizin vasıtanızda bu çağrıyı da yapma fırsatı bulduğum için ayrıca teşekkür ederim. Sağolunuz. Yine AK Partililerle, işte diğer siyasilerle kol kola mı çıkacaksınız o meydana? Taksim'de olduğu gibi. Yani davet biz, ettiniz mi? Gelenlere kapımız açıktır. Hiç bu konuda bir tereddüt yok. Davet ettiniz mi efendim? Memnuniyet duyarız. Memnuniyet duyarız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan, çok teşekkürler. Sağolunuz katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için.